Merhaba arkadaşlar, Lilo Yumak kanalıma hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz bu modelin anlatımını yapacağım. Modelimiz şekilde esnek baklava desenine sahip. Modelin adını bilenler yorum kısmına yazarsa sevinirim. Açıkçası ben modelin adını bilmiyorum. Modelimizi yapmadan önce ben şöyle bir ön hazırlık yaptım. Ön hazırlığımızdan sonra modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Birinci ilmeğimizi boşaldık. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Daha sonra ipimi arkaya aldım. Şu boşluktan, şu ikisinin arkasındaki boşluktan bir ilmek alıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi şişime aktarıyorum. Düz olarak ördüğüm bu ilmeği de bu iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Tekrar iki tane ters örüyorum. İpimi arkaya attım. Bir tane düz örüyorum. İplik çekiyorum, pardon. Bu iplik çektiğimi düz örüyorum. Diğer iki ilmeğimi alıyorum şişime. Aktardığım ipi bu ikisinin üzerinden geçiyorum. Sıra boyunca yapacağımız tek işlem bu. İki tane ters. İpliğimizi arkaya alıyoruz. Bu iki ilmek arasından geçerek bir tane iplik çekiyoruz. Çektiğimiz ipliği düz örüyoruz. Daha sonra yanında örmeden iki ilmeğimizi alıp bu ördüğümüzde bunların üzerinden geçiyoruz. Bir tane daha yapalım. Bir ters, iki ters. Aradan bir ilmek çektik. Bunu düz ördük. Diğer iki ilmeğimizi şişimize aktarıp bu ilmeği bunların üzerinden geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Ön sırada işlemimizi tamamladık. Arka sıraya geldik. İlk ilmeğimizi boşalıyoruz. Bir tane düz. Şimdi tüm sıra boyunca da iki tane ters yapıyoruz. İki tane düz. Boğum yaptıklarımız ters. Diğer iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi üçüncü sıra sayılır. Önden ikinci sıra. Burada yapacağımız işlem ilmeklerin yerini değiştirmek olacak. İlk ilmeğimizi yine boşaldık. Bir ters bir düz var. Düz olanları ön yüze alacağım. Şu şekilde ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi burada bir düzümüz, bir tersimiz var. Tekrar aynı işlemi yapacağız.
Ters ilmek arkada kalacak. Düz ilmek önde kalacak. Şimdi tekrar ters bir tane düz. Boşaldık. Düz, iki ters, bir düz olacak şekilde devam edeceğiz. İki ilmeğimizi yerini değiştiriyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane ters. Tekrar iki tane aldık. Yönlerini değiştiriyoruz. Bir ters, bir tane düz. Bu şekilde bakın kenarda iki tane düzümüz, ortada iki tane tersimiz var. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Ön yüzümüzü de tamamladık. Şu şekilde bir görüntü oluşacak. V şeklinde bir düz parça, ortasında iki tane ters parçamız. Modelin arka yüzüne geldiğimiz zaman düzler düz, tersler ters örülecek. İlmeklerimizin hepsinde düz, düz, iki tane ters. İki düz, iki ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Ön yüzdeyiz. Şimdi bakın şu iki tane düz parça var ya, bunları bağlayacağız. Nasıl bağlıyoruz? Şu kenarı da bağlayalım. İki parçamız var. Buradan yine ilmek çıkarıyoruz. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu iki ilmeğimizi şimdi aktarıp bu ilmeğimizi burada bir bağlama yapıyoruz. Tekrar iki tane ters. Birinci sırada yaptığımız işlem gibi aynı. Modeli kurmaya başladığımız zaman iki ters, iki ilmeği bağlama yapacağız. Buradan bir iplik çıkardık. Bunu düz ördük. İki ilmeği aktardık. Burayı üzerinden geçirdik. Sıra sonuna kadar aynı işlem yapacağız. İki tane ters, düz görünen iki tane ilmeğin yanından iplik çıkarıyoruz. Çıkardığımız ipliği düz örüyoruz. Yanındaki iki ilmeği örmeden aktardık. Ördüğümüz ilmeği de üzerinden geçirdik. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Ön yüzümüzü ördük. İki tane düzün üzerine bağlama işlemimizi yaptık. Modelin arka yüzüne geldiğimiz zaman ben en sondaki kalan iki ilmeğimi de bağlama işlemi yaptım. İlk ilmeğimi ters boşalıyorum. Ters ördüm. Bakın düzler düz, tersler ters gene. Düz iki tane bağladığımız iki tane ilmeği ters örüyoruz. İki tane düz ördük. İki tane ters ördük. İki tane düz ördük. İki tane ters ördük. İki düz. Bağladığımız iki ilmek ters. İki tane düz.
aldıklarımızı ters ördük. Şimdi modelimize bakalım. Gördüğünüz gibi model bu şekilde oluşuyor. Şimdiki sırada da aynı buradaki işlemin tekrarıyla devam edeceğiz. Şurada bir baklava deseni oluşturana kadar modeli göstereceğim. Buraya kadar zaten anlattığımda aynı işlem yapılıyor. Şimdi de modelin kurulumunda başladığımız ikinci sıra işlemi yapılacak. İlmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Pardon, ilmeklerin yerlerini değiştirmiyorduk. Tekrar bakalım ne yapacağız. Evet, aynen. İlmeklerin yerleri değişecek. Bir tane ters örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar ilmeklerin yerleri değişecek. Bu sefer düz renkleri içe alıyoruz, şeylere, düzlükleri. Bir düz, tekrar ters. İlmeğimizin yerini değiştiriyoruz. Düz ilmeğimiz öne gelecek. Ters ilmeğimiz arkaya gelecek şekilde. Bunu ters ördük. Şimdi diğer ilmeğimizi düz örüyoruz. Bakın şurada kapanmaya başlıyor. Buradan tekrar bir baklava deseni açılmaya başlıyor. Ters ilmeğimiz, düz ilmeğimiz. Düz önde kalacak şekilde önden alıyoruz. Aldığımız ilmeği düz örüyoruz. Diğer ilmeğimizi ters örüyoruz. Düz ve ters var. Düzü öne alıyoruz. Tersi arkaya alıyoruz. Ters ördük. Düz ördük. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Şurada V açmıştık ya, aynı işlemi burada yapıyoruz. Bir tane daha göstereyim. Ters, düz, ilmeklerin yönü değişiyor. Düz ördüm. Pardon, bu ilmeğimi ters örmeyeceğim. Bu ilmeğimi düz ördüm. Arkada kalan ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizin bu sırasında tamamladık. Şimdi arka sırasına geleceğiz. Size örmeden hemen anlatayım. İlk ilmeğimizi boşalacağız. Düz, bir düz, iki ters. Ördükten sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters oluyor. Yani düzleri düz öreceğiz. Tersleri ters öreceğiz. Bu şekilde örelim arka kısmımızı da. Sonra ön kısımda bir kez daha anlatacağım. Modelimizin bağlamasını, baklavanın bir dilimini daha oluşturmuş olacağız. İşlemin tekrarı artık. Onu da bir anlatacağım, tekrar kaç sırada bittiğini. Şöyle söyleyeyim ki 4 sıra ön, 4 sıra arka, toplam 8 sıra örüyorsunuz. Bir model oluşuyor. İlk örgümüzü yarım başlamıştık. Başladığımız zaman bağlama ile başladığımız için İlk motifimiz yarım. Sonra tamamlanmaya başlıyor. Son iki ilmeğimi de ördüm. Ön yüzü bir kontrol edelim. İşte gördüğünüz gibi, bakın burada bir yarım motif var. Şurada tam bir baklava var. Şurada tekrar bağlama işlemi yapacağız. Bir baklavanın diliminin oluşumunu göstermiş olacağım. İlk ilmeğimi tekrar boşaldım. Ters ördüm. 2 düz ilmeğim var. Arasından geçirdim.
İpliğimi çektim. Çektiğim ipliği düz örüyorum. Diğer iki ilmeği şişime aktarıp bu ilmeği üzerinden geçiriyorum. İki tane ters, iki düz ilmeğin arkasından bir ilmek çekiyorum. Çektiğim ilmeği düz örüyorum. İki ilmeği de bu bir ilmeği de bu iki ilmeğin üzerinden aktarıyorum. Şu şekilde bakın bir tane motifimiz burada oluştu. Bir tane daha göstereceğim. Modelin anlatımı zaten bitmişti. Modelin bir tane motifin oluşması için örgüye devam ettim. Bir tane ipliğimizi çıkardık. Şu şekilde ördük. Aktardık. İki tane ters ördük. İpimizi arkaya aktardık. İki tane düzümüzün arkasından bir tane iplik çıkarttık. Çıkarttığımız ipliğimizi düz ördük. Bu bizim şişimizde kaldı. Sağ şişimizde. Tekrar bu iki ilmeğimizi aldık. Boş. Sağ şişimizdeki tekli ipliği de buradan geçirdik. Bu şekilde modelimiz oluşturuluyor. Baklava desenlerimiz oluştu. Tekrar buraya geldiğimizde aynı işlemi yapıyoruz. İlk sırada uyguladığımız 4 sıra düz yüzde ördüğümüz 4 sıranın devamıyla oluşan bir modelde örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Keyifli örgüler.